Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e karşı Avrupa ile bir strateji geliştiriyor, Rusya ile birlikte de bunu yapmaya çalışıyor, Rusya ile Çin'i çevreleme gayreti son dönemde çok dile getiriliyor ama bu Rusya'nın buna olumlu cevap verdiğini söylemek anlamına gelmiyor. Yükselen Çin'e karşı özellikle 90'lı yıllarda Batı kanadında şöyle bir inanç var, Çin, uluslararası sisteme angaje olacak. Washington konsensüse tabi olacak, bir şekilde siyasi sistemini de değiştirecek. Böylece Çin, Batı'nın dizinin dibinde uluslararası sisteme dahil olmuş olacaktı, ama görüldü ki işler böyle olmadı, Çin ne politik sistemini değiştirdi, ne ideolojisini değiştirdi. İdeolojinin ekonomideki ağırlığı geri planda kaldı ama, devlet yönetimi ve uluslararası ilişkilerde aynı ağırlığını korumayı devam ettirdi. Çin, artan devasa ekonomik gücünü askeri modernizasyona ve askeri gelişimine de harcamaya başladı. Kuşak ve Yol Projesi, yatırım bankaları, BRICS gibi düzene alternatif üretmeye başladı, tabi bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri için ciddi bir tehdit algısı oluşturdu. Avrupa Birliği'nin kurumsal olarak, Çin'e karşı yekpare bir stratejisi yok, çünkü üye ülkelerin her birinin Çin ile menfaati çok farklı, AB, 2019 belgesinde Çin'i kategorize ediyor. Kısaca şöyle diyorlar, Çin'i uluslararası düzene bir tehdit olarak görüyoruz ama Çin'le iklim değişikliği ile mücadele, nükleersizleştirme gibi ortak işbirliği alanlarında açık kapı bırakıyoruz. Ticaret ve ekonomide de partner olarak görüyoruz anlayışı var. Amerika Birleşik Devletleri ise, Çin'i bütünüyle sistemik bir tehdit olarak görüyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.